Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle fiilde çekim konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Fiilde çekim konusu neymiş bakalım. Şimdi anlam özelliklerine göre fiiller demişiz. Neymiş bunlar? Bunlardan bir tanesi arkadaşlar iş kılış fiilleri. İş kılış fiilleri nasıl olacak? Gerçekleşirken o eylem bir nesne etkileyecek. Yani iş kılış fiillerinde bir nesne olacak. Nesnelerimiz nelerdi? Belirtili nesne ve belirtisiz nesneydi. Neye kimi sorusunu biz belirtili nesneye sorarken neye sorusunu neye kim sorusunu da belirtisiz nesneye soruyorduk arkadaşlar. Yani iş kılış fiillerinde nesne alacak. Hangi nesne olduğu önemli değil. Hemen örneğimize bakalım. Kardeşim evin camını kırdı. Yüklem nedir? Kırdı. Neyi kırdı? Evin camını. Evin camını kırdı. Neyi kırdı? Evin camını. Ben cevap alabildim mi? Neyi sorusu? Neyin sorusuydu? Belirtili nesne sorusuydu. Nesne oluyorsa hangi fiil türüydü? İş kılış fiilleriydi. O zaman hem nesne aldıysa burada ne vardır? İş kılış fiilleri vardır diyeceğiz. Bir diğeri oluş fiilleri. Oluş fiilleri ise gerçekleşirken zamanla gerçekleşen bir durumu ifade edecek. Yani örnek olarak şunu söyleyelim hemen. Sonbaharda yapraklar sarardı. Şimdi yaprakların sararması, sararmasından önceki durumu yeşilmiş. Yeşil yapraklar varmış ve zamanla ne hale gelmiş? Sararmış, sarı hale gelmiş. Yaprakların zaman içerisinde geçirdiği değişimi, gelişimi ifade ediyor oluş fiilleri. Ya da uzamak, büyümek, görmeyeli bayağı büyümüşsün. Şimdi büyümek eylemi kişinin kendi, öznenin kendi elinde olan bir şey değil. Zamanla olan bir durumdur büyümek eylemi. Büyümüşsün dersen zaman içerisinde gelişmiş, değişmiş, değişimin ifade etmiştir diyeceğiz. Ya da uzamak. Saçların bayağı uzamış dersen uzamak eylemi yine öznenin elinde olan bir şey değil. Saçın uzamasının kendiliğinden zaman içerisindeki görülen değişiminden bahsedebiliriz. O yüzden diyoruz ki oluş fiilleri kendiliğinden gerçekleşir, nesne almaz, özne pasiftir, bir durumdan başka bir duruma geçişi bildirir diyeceğiz. Bir diğeri durum fiilleri. Durum fiilleri de arkadaşlar nesne almayacak. Özne içinde bulunduğu değiştirilmesiyle oluşur, nesne almaz, neyi, kimi sorularına yanıt alamayız. Neydi bunlar? Nesneydi. Ben nesneden nesneye cevap alamayacağım. Nesne hiçbir şekilde durum fiillerinde olmayacak. Hangi fiillerde vardı? İş kılış fiillerinde nesne vardı. İş kılış fiillerinin tam tersine ise durum fiillerinde nesne hiçbir şekilde olmayacak. Bakalım. Dün gece erkenden uyumuşum. Uyumuşum yüklem. Ne uyumuşum? Neyi uyumuşum? Kimi uyumuşum? Hiçbir şekilde nesneye cevap ben bu cümlede bulamadım. Dolayısıyla burada nesne olmadığı için durum fiilleri olur diyeceğiz. Fiilde şahıs ve şahıs sayısı. Hemen hemen biliyorsunuz arkadaşlar tekil ve çoğul durumunu. Birinci tekil kişi, ikinci tekil kişi. Geldim, geldin, geldi. Geldik, geldiniz, geldiler. Gelirim, gelirsin, gelirsiniz. Geliriz, gelirsiniz, gelirler. Gel, gelsin, gelin, gelsinler. Yani bunların tamamı bir şahsı ifade ediyor ama yine sayılarında bir değişim söz konusu. Yani birinci tekil kişi, ikinci tekil kişi, üçüncü tekil kişi, dördüncü tekil kişi ama sayılarında bir değişiklik oluyor. Geldim, geldik. Ben geldim. Geldik dersek de çoğul bir ifadeye bahsederiz. Biz geldik anlamı olur. Şimdi fiil tiplerimiz var. Bunlardan biri de haber tipleri arkadaşlar. Haber tipleri birincisi görülen dili geçmiş zaman kipidir. Dili geçmiş zaman olarak ezberlenmesi basittir ama genellikle bu şekilde değil. Görülen geçmiş zaman diye çıkar. Dili geçmiş zaman diye çok nadir çıkar. Şimdi görülen geçmiş zamanın adı üzerinde belli başlı ekleri var. Bunlardan biri dili geçmiş. D, di, du, dü, t, ti, tu, tü. Bunlar görülen geçmiş zamanın belli başlı ekleridir. Yani eylemin geçmiş bir zamanda gerçekleştiğini ve bunun da biri tarafından görülüp söylendiğini ifade ediyor. Hemen örneklere bakalım. Kız erkenden uyudu. Uyudu. Du eki görülen geçmiş zaman. Baktı. Tı görülen geçmiş zaman. Tanıdı. Geldi. Bunların hepsi görülen geçmiş zaman ekleridir ve geçmişte bir şekilde olmuş, bir başkası tarafından görülüp de söylenmiş eklerdir diyeceğiz. Bir diğeri öğrenilen geçmiş zaman eki.
Bu da aynı şekilde mişli geçmiş zaman diye ifade edilse de aslında öğrenilen geçmiş zamandır. Bir diğer adıyla da duyulan geçmiş zamandır. Yani ben bilmiyorum ama bir başkasından duydum, öyle söylemiş. Ben başkasından öğrendim anlamı, öğrenmiştim anlamı çıkacak. Yani mış mış muş muş genelde bu şekilde olur. Ben bilmiyorum, bana öyle söylemiş dersen sen başkasından öğrenmiş, başkasından duymuşsun anlamını çıkarırsın. Neydi eklerimiz? Mış mış muş muş, inmiş, görmüş. Görmüş olduğunu sana başkası söylemiş ama sen görmedin. Anlatmış. Öğretmen dün bu konuyu anlatmış dersen sen orada değilsin. Bir başkası tarafından söylendiği için mış mış ekini kullandın. Yani bir başkasından duymuş oldun. Şimdiki zaman eki hepimizin bildiği gibi arkadaşlar iyor, yor ekidir, yapıyor. Yani o eylemin o an gerçekleştiğini söylüyor. Duruyor, anlatıyor. Öğretmen şu konuyu anlatıyor. Ne zaman? Şu an anlatıyor. Şimdiki geçmiş zamandır. Kız buraya doğru geliyor. Ne zaman? Şimdi, şu an geliyor. Your eki her zaman nedir? Şimdiki zaman kipidir. Gelecek zaman kipine bakalım. Zaten gelecek zaman kipi derken de gelecek kelimesinin içerisinde ecek acak eklerinden bir tanesi var. Buradan da anlaşılabilir. Gelecek zaman eki bir eylemin henüz gerçekleşmediğini, gelecek bir zamanda gerçekleşeceğini söyleyen zaman kipidir. Hangi eklerimiz var? Ecek, acak eklerimiz var. Söyleyeceğim, sana bir sır söyleyeceğim. Sana bir şey anlatacağım. Anlatacağım ya da yarın bu örneği burada göreceksiniz dersem burada ecek acak vardır. Henüz görmediniz ama yarın göreceksiniz. Gelecekte bir zamanda göreceksiniz anlamı çıkacak. Ya da yarışmaya yarın başlayacağız. Başlayacağız. Yine de burada yumuşama olmuş. Acağız derken de acak ecek vardır arkadaşlar. Gelecek zamandaki bir eylemden bahsetmiş olur. Bir diğer kipimiz geniş zaman kipi. Geniş zaman kipinde de ise yani genel olarak geniş bir zamandan ifade edecek. Ne geçmiş zaman, ne gelecek zaman, ne de şimdiki zamandan. Gün içerisinde genel olarak neler yapıldığından bahsedecek. Re, ar, er, ır, ir, ur, ür eklerimiz var. Nasıl olacak mesela bakalım. O genellikle ödevini akşamları yapar. Şimdi geniş zaman hiçbir şekilde bir zaman ifade etmiyor ama geniş bir zamanda ödevlerini her akşam hep akşamları yaptığını söylüyor. Genellikle akşamları yapar dersen de burada geniş bir zamandan ifade etmiş olursun. Yani re, ar, er, ır, ir, ur, ür ekleri bizim geniş zaman ifade eden eklerimizdir. Peki zaman zaman bu bizim karşımıza olumsuz anlamı da getirebilir. Dedim ki ödevlerini her zaman akşamları yapar. Bu benim için geniş zaman ifade eden bir ekti. Ama ben şunu dersem ödevlerini akşamları yapmaz dersem oradaki mazmez olumsuzluk ifade eden geniş zaman kipidir. Yani mazmez de her zaman geniş zaman ifade eden bir ektir diyeceğiz. Şimdi gereklilik dilek kiplerimiz var arkadaşlar. Dilek kiplerimiz neler? Haber kiplerimizi bitirdik. Sırada ise dilek kiplerimiz var. Bunlardan bir tanesi gereklilik kipi. Gereklilik kipi arkadaşlar, bir dileğim var, bunu yapmalısın manasını çıkarabilirsin. olmalı, senin buraya gelmen gerekiyor dersen de buradaki gereklilik kipini anlayabilirsin. Bunu yapman gerekiyor dersen malı meli gereklilik kipidir. Bakalım. Yapmalısın. Burada bir malı var. Bakmalıyız. Gitmelisin. Bunların hepsi gereklilik ifade ettiği için malı meli biz gereklilik kipi olarak göstereceğiz. Bir diğeri istek kipidir. İstek kipi nasıl olacak? Genellikle arkadaşlar A, E harfleriyle, ekleriyle yaparız. Nasıl yapacağız? Bu ödevi bugün yapayım. İstiyorum. Bu ödevi bugün yapayım dersem buradaki A ekini ben istek kipi olarak göstereceğim. Biraz da ben bakayım, edineyim, gideyim, geleyim, göreyim. Bunların hepsi istek kipi olarak karşımıza çıkar. İstiyorum anlamı vardır. Bir diğer dilek şart kipi. Bunu zaten hemen hemen birçok konuda gördük.
Arkadaşlar şart kipinin ve dilek kipinin olmazsa olmaz ekleri de sağ S ekidir. Bir şart koşacak. Koşul diyelim. Bir koşulu olacak. Bir koşul söyleyecek ve bunu sağ S ile ifade edecek. Nasıl yapalım bakalım. Ne olur oralara bir daha gitsek. Sağ S ekimiz zaten vardı. Ben burada bir dilekten bahsettim. Eğer içerisinde sağ S varsa orada dilek kipi vardır. Ya da eğer ödevlerini yaparsan yarın seni parka götüreceğim dersem parka gitmesini aslında ben belli bir koşula bağladım. Yani ödevini yapması gerektiği için ödevini yaparsa eğer parka gidecek manası çıkacak. Yani o zaman ben bir koşul da sunmuş olacağım. Dilek kipi, şart kipi eğer içerisinde sağ S varsa ki genellikle hep sağ S ile yapılır arkadaşlar. Dilek, şart kipi, koşul diye de karşımıza çıkar. Bir diğeri emir kipi. Emir kipinin herhangi bir eki yok arkadaşlar. Karşındaki insana direkt emir vereceksin. Bil, git, belirt, yap, gel, oyna vesaire. Bunların herhangi bir hepsi bir emir verme anlamı varsa emir kipidir ama hiçbir şekilde eki yoktur diyeceğiz. Fiille çekim konusunun devamı da var arkadaşlar. Bunu bir sonraki dersimizde göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.